Efe'de distoni yokmuş. Kolundaki atar damarların daralmasına sebep olan bir kalp hastalığı var. Ateş Hoca niye Ankara'ya gidecek biliyor musun? Ankara'ya mı gidiyor? Hı. Masasında gördüm uçak biletini bu cuma. Bir tıp kongresi falan mı var acaba? Vallahi öyle önemli bir kongre ya da sempozyum yok. Ben takip ediyorum hepsini. Bu Gökova Hastanesi bir süredir bulaşıcı hastalıkları bölüm şefi arıyor diye duydum. Öyle bir şey değildir herhalde. Yok artık. Hırsından bizi bırakıp gidecek hali yok. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugün poliklinik laboratuvarında kan tahlili yapılmasını istedi. Hastanın kanı değildi, kendi kanıydı bence. Niye? İşte ben de onu soruyorum. Neden rutin kontrol yaptırmak istesin ki? Eğer aklında böyle bir şey yoksa. Zeynep, ne yapıyoruz ya biz burada? Ben dönüyorum hastaneye. Hayır, hiçbir yere dönmüyorsun, dur. Ya hoca her an gelebilir. Ne açıklama yapacaksın hocaya, ne diyeceksin? Takıntı haline getirdiği savant bir vakası varken hiçbir yere dönmez. Gelirse ne diyeceksin, ne açıklama yapacaksın hocaya? Ben buralara bakarım. Sen yukarıya çık, yatak odasına bak. Sen daha önce geldin mi ki buraya? Yani nereden biliyorsun yatak odasının nerede olduğunu? Bir bak bakalım etrafa. Nerede olabilir yatak odası? Zeynep. Sen de gelsene yatak odasına. Gel bakalım. Az önce eve girmeye korkuyordun. Ne oldu? Ne değişti? Hekimoğlu, bizim buraya izinsiz girdiğimiz öğrenci bizi kovacak zaten. O yüzden bence bir sıkıntı yok. Hem iş yerinde yakınlaşmayalım diyen sen değil miydin? Ama şu anda iş yerinde değiliz ki Zeynep. Ozu, sağdan dam kestirmeden gidelim hadi. Tabii ki hocam. Alalım şu gitarı gelelim. Sağdan gireyim hocam. Boşuna zaman kaybediyoruz Zeynep. Lise yıldığını buldum. Gel buna bakalım. Ne alaka? Mezunlar gününe katılmak için Ankara'ya gideceğini mi düşünüyorsun? Gülmüyor. Yine gülmüyor. Titri var mı acaba? Ne yazmışlar? Bulsana. Yalnız hoca yakışıklıymış ha. Hayır değil, dur. Uza bekle. Zeynep araba yanaştı. Zeynep kim oldu geldi. Ben sana ne dedim? Ben sana hani gelmeyecektik? Ben sana ne dedim? Ya bir sakin ol tamam. Aa. Ya biz neye güvenerek geldik buraya ki? Girmez, bir dakika dur. Ne demek girmez, adam evine geldi ya. Hocam hastaneden aradılar. Ne olmuş? Hocam sizin hasta kriz geçiriyormuş. Acil hastaneye gitmeniz gerekiyor. Hocam. Hocam acilmiş. İyi tamam hadi geç. Thank you.
ödüm koptu, ödüm, ödüm. Yani yakalanmamızın meselesiydi. Yakalanacağımıza emindim ya. Hadi gel, geri dönmeden gidelim. Gelmiyor musun? Ankara'nın alan kodu neydi? 312, niye? Bu numara için ajandasını son bir ayda 6 kere hatırlatma girmiş. Gökova Hastanesi Kanser Araştırma Enstitüsü. Size nasıl yardımcı olabilirim? Tamam Zeynep, üzülme. Daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ya kanser ya da Ankara'ya gidiyor. Her türlü kaybedeceğiz onu. Tamam, sen yine de kötü düşünme. Yani ben kanser olduğunu zannetmiyorum. Orhan Hoca'ya haber verelim. Onkoloji departmanının başında sonuçta. Ne olur ne olmaz onun da haberi olsun, bilsin. En yakın arkadaş. Yani hekim olası sırf bir iş görüşmesine gidiyor diye Orhan Hoca'yı da korkutmayalım şimdi. Bizim bunu İpek Hanım'a söylememiz daha doğru olur. Tamam mı? Gel. Zeynep, iyi misiniz? Biz Ateş Hoca için endişelendik, o yüzden evine gittik. Niye endişelendiniz ve niye evine gittiniz? Masasında bir bilet buldum Ankara'ya. Gökova Hastanesi'nden randevu almış. Bu ay 6 kez konuşmuş onlarla. Gökova Hastanesi, anlaşıldı. Gökova Hastanesi Ateş'in uzun zamandır peşinde. Yani bulaşıcı hastalıklar departmanının başına getirmek istiyorlar. Neyse, ben hallederim, tamam. Ya iş için değilse, daha kötü bir şeyse? Çünkü bulaşıcı hastalıkları aramamış. Kanser departmanını aramış. Zeynep, saçmalama lütfen. Yani Ateş'in fakülteden bir sürü doktor arkadaşı var o hastanede. İş içindir. Hadi siz dönün işlerinizi. Ben hallederim. Peki.